Karadeniz'e gideceğiz. Rize, Fındıklı'ya gideceğiz. Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından biri çay. Çay üreticilerin sorunlarını dinleyeceğiz efendim. İlyas Gümrükçü bizi bekliyor Rize Fındıklı'da. Yanında da Fındık Ziraat Odası Başkanı Sayın Mehmet Ali Özsoy var. Ve sözü hemen İlyas Gümrükçü size bırakalım. Hoş geldiniz gün ortasına diyelim. Ve İlyas Gümrükçü söz sizde. Evet, hoş bulduk Yeşim Eryılmaz. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Rize'nin Fındıklı ilçesindeyiz. Evet, sizin de Yeşim Eryılmaz'ın da söylediği gibi bölgenin en önemli geçim kaynaklarından birisi çay. Ziraat Odası Fındıklı Başkanı'yla beraberiz, Mehmet Ali Özsoy'la beraber, ama arkamızda da görüyorsunuz burada bir tarım parkı var. İlk önce onu bir konuşalım. Nedir bu tarım parkı? Karadeniz'de birçok ziraat odasını gezdik, gördük falan ama böyle bir tarım parkı görmedik. Bir onun hakkında kısa bir bilgi alalım. Sonra çaya döneceğiz diyoruz. Evet Mehmet Ali Bey, evet. Hemen bir tarım parkı. Meci bizim kültürümüz. Meci Tarım Parkı ismi altında geleneğimizi geleceğimize taşıyoruz sloganıyla. Geleneksel bu bahçede yaklaşık 19.000 metrekare burası. Diğer bahçelerimizin toplamı 30.000 metrekarede üretim yapıyoruz. Ziraat Fındıklı, evet, Ziraat Odası. Evet, 30.000 metrekarede üretim yapıyoruz. Geleneksel kaybolmaya yüz tutmuş meyve çeşitlerimizi bugüne kadar yanılmıyorsam 70.000'in üzerinde meyve fidanı aşılayarak çoğaltmaya çalıştık. Dediğim gibi geleneğimizi geleceğimize taşıyoruz sloganıyla. Çay fidanı üretiyoruz. Tescilli çeşitlerden, çelikten meyve fidanı ve geleneksel ata tohumlarını bugüne kadar bu yıl 2 milyon, geçen yıl 500 bin tohum dağıttık. 2,5 milyon tohum dağıttık. 100 bin fide ürettik, dağıttık. Ücretsiz Fındıklı ve çevremizdeki ilçeleri ayırmadan geleneksel tohumlarla ilgili ciddi çalışmalarımız oldu. Gördüğünüz gibi bu bahçede üretim yapıyoruz. Aklınıza ne gelirse. Genelde ata, erkin ve geleneksel. Ata, erkil dediniz falan ama biraz önce orada arkadaşlarla bir de Ankara armudu dediniz. Evet. Ankara armudu, deveci armudu, tabii ki bunlar bölgede istenilen şeyler. Onları da bulunduruyoruz ama asıl işimiz bizim kendi yaptığımız aşıların tamamı, bizim demir elmalarımız, işte höçeçül, eğrisap gibi geleneksel bu yörede 300-500 yıldır yerleşmiş, artık buranın iklimine, coğrafyasına, meyve çeşitleri onları yayarak profesyonel aşıcılar getirerek çoğaltıyoruz. Hatta şu an aşı yapıyoruz. Yaklaşık 3-4 gündür başladık. Demir elma ağırlıklı, çok kıymetli, çok değerli bu bölgenin. Aynı zamanda Laz elması diye bilinir. Evet. Onu aşılıyoruz. Şu bölge tamamen yerli geleneksel meyve çeşitlerimiz var o bölgede. Diğer bölge çay. İşte bizim karayemişimiz, narinciyemiz. Bu yıl ciddi anlamda Rize mandalinası üretimine başladık, saksuma. Limon, portakal gibi bütün meyve çeşitlerinden kendi üretimlerimiz var. Kendi aşımızı kendimiz yapıyoruz. Kendi köylerimizden topladığımız kalemlerle aşılar yapıp geleneğimizi geleceğe taşıyoruz. Evet. Peki, biraz önce de söyledik. Fındıklı'dayız ama en önemli geçim kaynaklarından birisi çay ve fındık. Evet. Çayı işleyeceğiz. Çay. Yaklaşık 1,5 ay sonra çay başlayacak. Üreticiler bahçelerine girmeye başladılar. Kısaca ne gibi sorunlar yaşıyorlar? Üretici bahçeye girebiliyor mu? Kısaca ne gibi sorunlar yaşıyorlar? Başta... Şimdi şu bir gübre fiyatları yükseldi. Zam. Yanıyor ortalık. Gübre fiyatları geçen yıla göre %300'e 400'e, şu an %400 piyasadaki fiyatlar. Gübre, çay gübresinin 25-5 onun fiyatı 8,5 lira piyasada. 8-700'leri buldu. Geçen yıl 2300'e aldığımız gübre bugün %400'lük bir farkla 8.700 liralara, ki bu yukarıya doğru çıkıyor. Çünkü açılış fiyatı 7.500'de başladı. 20 gün içerisinde 8.700'ü buldu. Devam edecek demektir. Her geçen gün maliyet artıyor. Her geçen gün doğalgaza, elektriğe, efendim mazota, bütün girdilerimize, ilaca, gübreye, bütün girdilerimize ciddi anlamda her gün zam geliyor. Bu da demektir ki üretim her geçen gün zorlaşıyor. Bir şey soracağım. Şimdi gübre atıyor üreticiler, evet, falan, ama geçen yılki attığı gübreyi bu yıl atamayacak zaten. Yani hiç gübre hiç uğramayacak insanlar var. Çiftçilerimiz var. Neden? Bugün bir ton gübre 8.700 lira, 9.000 lira. Bugün çay üreticisinin, ya çiftçinin diyelim, çiftçinin cebinde böyle rakamlar yok. Ne ile vuracak? Nasıl vuracak? Borçlanacak. Borçlandığı zaman maliyet 9.000 liradan 12.000 liraya çıkacak. Yani onların hesabını da yaparak birçok insan bahçesine gübre atmıyor. Atamayacak ve gübresiz tarım verim olmaz. Verim tabii ki düşecek. Bunun için bir an önce çay taban fiyatının açıklanması lazım. Peki, gerçek maliyetlerle. Oraya geleceğiz ama şöyle bir şey. Şimdi verim düşecek, kalite de düşecek, tabii, dediniz ama üreticilerin yaşadığı bir sorun daha var burada. O çözümleri konuşacağız birazdan. Nedir? Hükümet Çaykur, çay taban fiyatını açıklıyor ama bir kota meselesi var. Biraz onu da açarsanız, o sorun nedir? Şimdi şöyle, özel sektör, en büyük sorun özel sektörün alım politikası. Yani açıklanan fiyatın çok çok altında çiftçimizden ürün alması, en büyük problemimiz bu. Geçen yıl 4 lira, evet, açıklanan fiyat 2.40'lara, 2 lira 40 kuruşa üreticiden özel sektör çay aldı. Üretici vermek zorunda. Çünkü çay bekleyen bir ürün değil. Çay zamanı geldi mi 3 gün 4 gün içerisinde toplamazsanız yaprağa döner, odun olur, gider. Yani daha büyük kayıplarınız olur. Onun için üreticinin çayını, işte Çaykur'un kapasitesinin çay üreticisine göre düşük olması, kotalar ve kontenjan. Kontenjan olmazsa olmaz ama kota doğru bulduğum bir şey değil. Kontenjan olabilir çünkü herkes aynı gün çayını toplayıp, bütün çayını toplayıp geldiği zaman, yani herkesin günlük bir kontenjanı olmalı. Ama nereye kadar? Bütün çayını alabileceğiniz şekilde sizin kapasiteyi arttırıp kota diye bir şey uygulanmaması gerekiyor. Çünkü kota size sınır getiriyor. Bir de şuradan bakalım. Kotanın yanlış tarafına, birinci sürgün 600 kilo, ikinci sürgün 400 kilo, üçüncü sürgün 300 kilo. Kota neden konur? Fabrikanın bir kapasitesi vardır. Bu kapasiteyi aşmamak için kota koymuşsunuzdur. Bizim bu kadar kapasitemiz var. Birinci sürgün 600 ton kapasitesi olan fabrika, İkinci sürgün ne oluyor da 400 tona düşüyor? Üçüncü sürgün ne oluyor da 300 tona düşüyor? Bunlar bizim, hayır. Bunlar özel sektörün bu sömürü düzenine çanak tutmaktır. Bizim bunlar istemediğimiz şeyler, karşı olduğumuz şeyler. Evet, kapasitesi dahilinde 600 kilogram kota 3 sürgün uygulanmalı. Uygulandığı zaman zaten bu özel sektörün alım politikaları kendi kendine değişecek. Yani çözümlerden biri budur. Peki şöyle bir şey daha sorsam. Bir üretici çayının ne kadarına, ürettiği çayın ne kadarına Çaykur'a veriyor, ne kadarını özel? Şimdi bu üreticiden üreticiye değişiyor ama fabrikalara baktığımız zaman %60'lık mesela örnek bir fabrikayı alırsak, ismini vermeden, benim sorduğum sezonun sonunda %61'lik kotasını alması gerekeni alabilmişti. Yani üreticinin, şöyle söyleyeyim, %50 Çaykur, %50 yani hakkı olan bile demeyelim, hakkındır denen ve açıklanan fiyattan ürününü satıyor. Kalan %50 ürününü yok parasına satıyor. Şöyle hiç oluyor, para kazanmadan şöyle satıyor. 2.40 dediniz, 4 lira yarısı, 3. Ya ortalamayı alırsak tam 3 lira gibi bir ortalama var. O zaman o taban fiyatın bir değeri olmuyor diyorsunuz. Tabii, kesinlikle. Bir şey daha var bölgede. Siz de belki içindesiniz bilmiyorum ama bir çay kanunu taslağı çalışmaları oldu buralarda. Yıllardır. Galiba o taslağın içerisinde. Şimdi çay kanunu yıllardır taslak hazırlanıyor. Bu ilk değil. Bundan önce de taslaklar hazırlandı. Bakanlığa gidiyor, geri dönüyor. Çay kanununda çünkü üreticinin bizim direttiğimiz bir madde var. Olmazsa olmaz. Taban fiyatının altında çay alımını engelleyen bir madde. Bu olmazsa olmazımız. Çay kanununun çıkmamasının sebebi bu taban fiyatının altında alımı engelleyen madde. Çünkü özel sektörün bütün sömürü düzeni orada yıkılıyor. Orada yıkılıyor. Onun için sermaye bu ülkede güçlü ve özel sektör bastırıyor. Çay kanunu çıkmıyor. Yoksa çay kanununun çıkmaması için hiçbir sebep yok. Bu çay kanununda özel sektörün de taban fiyattan almak zorunda maddesi var mı? Şimdi hazırlanan kanun taslağı bizim önümüze gelmedi. Yanlışlardan biri de budur. Biz temsilci verdik. Tabii ki şu da doğru olabilir. İşte bölgede 17 tane çay üretimi yapan oda başkanı var. Hepimizi oraya almaları doğru değil. Fakat şunun sözünü verdiler. Taslak son şeklini aldıktan sonra bakanlıktan tekrar bize gelecek. Yani bunun sözü verildi. Onun için kabul ettik. Gelecek tekrar bizim onayımız, yani bizim üreticinin, üretici temsilcilerinin onayı alındıktan sonra çıkacak dendi. Fakat yani üzerinden 2 çay sezonu geçti. Hala bu üretici kanunu bekliyor, sömürülüyor. Yani çıkacak, efendim bakanlığa gitmiş, efendim maddeler çokmuş, şuymuş, buymuş, işte sürekli bir bahanelerle öteleniyor. Çay kanunu çıkarmak isteyenler, eğer çıkarmak istiyorlarsa, bizim için önemli olan 2 madde var. 1- Taban fiyatın altında alımı engelleyen bir madde. 2- Bütün paketlemeler çay bölgesinde, üretimin olduğu yerde olmalı. Çünkü kaçakçılık başka. Biz kendi ürünümüze, ekmeğimize biz sahip çıkabiliriz. Kayseri'de, Diyarbakır'daki paketlemeye giren kaçak çaylar Diyarbakırlı hemşerimi çok ilgilendirmez. Kayserili hemşerimi çok ilgilendirmez. Ama buradaki bir yaş çay fabrikası giriyorsa, inanın 230 bin üreticinin 230 bini de asker olur, polis olur. O çayı oraya sokmaz. Tabii sokmaz. Onun için o 2 madde bizim için çok önemli. Eklenebilecek şeyler var ama hemen şu 2 maddeyle çıkarsınlar başımızın yeri var kanun. Çözüm önerilerini ama sonucunda taban olarak bekliyor. Piyasanın nabzını tutuyoruz. Mayıs ayında 10 liranın altında bir yaş çay fiyatı, yaprak fiyatı kabul. Olan bir fiyatı önümüze koyuyoruz. Bugün markete girdiğiniz zaman %200 artmayan neredeyse hiçbir ürün yok. %200 artmayan hiçbir ürün yokken çiftçinin gübresi %400 art. Ana girdi en büyük maliyetini oluşturan gübre %400 artmışken. Şimdi bu fiyatı çok makul bir fiyat 10 lira bugünkü şartlarda. Ama Mayıs ayında ne olacağını da bilmiyoruz. Belki 12 lira. Belki de 12 lira. Yani belki de 12 lira. Bugün açıklanacak da bugünün şartlarında 10 liranın altında bir fiyat kabul edilemez. Peki. Çok teşekkür